Müsafir Tüm amiral. Cihat Yaycı, Cüneyt Özdemir'in programına katıldı ve orada bu depremle ilgili bir şeyler söyledi. Bir tatbikata değindi. Şimdi biz bu tatbikatı kendisiyle konuştuk zamanında. Şimdi tek başıma olduğum için o bölümü bulup size aslında yayınlamak, izletmek isterdim ama şu anda o imkanım yok. Ara bul, başını bul, sonunu bul. Zaman kaybı olur. Ben size şöyle yapacağım. Cihat Yaycı, Türkdex.org sayfasında bu konuyla ilgili bir yazı kalemi almış. Ben bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Dikkatle dinleyin. Çünkü varacağım yer öyle bir yer ki Türkiye'nin işgaline kadar gidiyor. Biz bu işgali yarıp geçeriz ama işte adamların başka türlü bir planı var. Şimdi diyeceksiniz ki komple teorisi. Şimdi değil mi komple teorisi mi? Ben okuyayım size. Bakın. Ondan sonra siz yorumunuzu yapın. 19 Haziran 2022 tarihli Yunanistan medyası Penta Postagma haber organının gündeme aldığı bir haberde Amerika Birleşik Devletleri kanalı CBC TV'nin Trakya'yı Yunanistan'a, İstanbul'un batı kesimini ise Ekümenik Patrikhane şehir devleti olarak gösteren bir harita yayınlamış ve haberin başlığı ise Amerika Birleşik Devletleri 96 saatte Ankara'yı işgal edecek olarak atılmıştı. Fransız donanmasının da Olası bir Türk-Yunan savaşında Yunanistan'ın yanında yer alacağını belirten haberin arka planı 2002 yılındaki Millennium Challenge yani Bin yılın meydan okuması isimli Amerika Birleşik Devletleri tatbikatını akıllara getirdi. 1000 yılın meydan okuması Millennium Challenge 2002. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Bin yılın meydan okuması ismi altında 24 Temmuz 2002'de Lozan'ın yıl dönümüne gelen bir tarihte Nevada çölünde icra ettiği 22 gün süren bir tatbikat olarak kayıtlara geçmişti. Tatbikatın senaryosu ise hayli ilginçti. Çünkü Akdeniz'de bir ada sorunu yaşayan ve birçok azınlık barındıran bir ülkeyi kapsayan bir tatbikat. Hedef ülkenin stratejik açıdan iki kıtayı birbirinden ayıran bir su yolunun üzerinde. İki kıtada birden toprağa bulunuyor. Dikkatinizi çekiyor mu? Arkadaşlar, Burası dikkatinizi çekiyor mu? Bir daha okuyorum burayı. Lütfen dikkatle dinleyin. Bakın, bu 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bir tatbikatın anlatımıdır. Tatbikatın senaryosudur. Uydurma, hikaye, hani birileri yorganı açık kalmış, bir tarafından uydurmuş falan filan tarzında bir şey değil bu. Komplo teorisi falan da değil. Lütfen dikkatle dinleyin. Bir daha okuyorum. Akdeniz'de bir ada sorunu yaşayan kim o acaba? Yani düşünüyorum dünyada Akdeniz'de bir ada sorunu yaşayan düşünüyorum Akdeniz'de kim olabilir? Aa Türkiye. Sonra devam ediyor yazı, senaryo. Birçok azınlık barındıran bir ülke. Aa Türkiye olabilir mi bu? Kürtler var, Gürcüler var, Aleviler var, Sünniler var. İşte Suriyeliler de geldi, Afganlılar da geldi. Oh yavrum memleket tam bir azınlık yuvası. Aa Türkiye. Devam edelim. Hedef ülkenin stratejik açıdan iki kıtayı birbirinden ayıran bir su yolunun üzerinde olması. Şimdi Türkiye bir su yolu, stratejik bir su yolu neresi olabilir? Yani bu Van Gölü olamaz. Tuz Gölü de olamaz. Ankara'daki gölleri deniz diyorlar gerçi ama orası da olamaz. Neresi? İstanbul Boğazı. Değil mi? Çanakkale Boğazı. Bakın. Bu ülkenin böyle bir stratejik su yolu var. İki kıtada da toprağı var. Şimdi iki kıtada da toprağı olan ülke neresi olabilir? İngiltere olamaz. Finlandiya olamaz. İsveç olamaz. Yunanistan da olamaz. Yani böyle bir ülke bu civarda bir tek Akdeniz'e bir ada sorunu yaşayan ülke olarak bir tek Türkiye var. Yani İstanbul'dan bahsediyor. Avrupa yakası. Yani e, Avrupa'da da toprağı var. Asya'da da iki kıta diyor bakın. Sonra devam ediyor yazı. Lütfen dikkatle dinleyin. 96 saat vurgusu. 2002'deki 2002'deki tatbikata bir atıf diyor. Bu arada başlığı atmış. Senaryosu şöyle. Hedef ülke bazı deniz yollarını kontrol etmekte. Bir ada ülkesiyle şiddetli sorunları var. Bu ülkede çok büyük bir deprem olur. Bu ülkede çok büyük bir deprem olur. Sivil hükümet depremle mücadele edemez. Kaos durumunda ordu duruma el koyar. Uluslararası yardım çağrısı yapılır. Amerika Birleşik Devletleri yardımlarının kendi askerleri tarafından yapılmasını şart koşar. Böylece ülkeye gitmekte olan Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin miktar ve faaliyetlerinden kuşkulanan hedef ülke ordusuyla ABD ordusu arasında savaş çıkar. Ülke 96 saat içinde işgal edilir. Associated Press'in iddiasına göre ise tatbikat senaryosundaki hedef ülke Türkiye. Arkadaşlar, şimdi buraya kadar meseleyi anladık değil mi? Şimdi Amerika 2002 yılında bir tatbikat yapıyor. Tatbikatlarda senaryo vardır biliyorsunuz. Düşman vardır, dost vardır, müttefikler vardır ee, ve o senaryoya göre bu ülkeler çatışır. Senaryoya göre hedefler vurulur falan filan. Senaryoya bakın ya. Senaryoda resmen bu ülke Türkiye. Bir deprem oluyor depremden sonra Türkiye kendi içerisinde bir iç kargaşa iç kaos yaşıyor iç çatışma çıkıyor Türkiye e, uluslararası yardım istiyor ve Amerika geliyor daha doğrusu NATO biz NATO devletiyiz ya NATO ülkesiyiz ya. NATO yerine Amerikan askerleri geliyor ve Türkiye'de diyor ki olmaz böyle şey. Biz sadece Amerikan değil NATO'yu istiyoruz. Her ülkeden askerler gelmeli diyor. Sonra da biz bunları istemediğimiz için Türk ve Amerikan askerleri arasında bir çatışma çıkıyor ve olay savaşa dönüşüyor ve 96 saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri askerleri Türkiye'yi işgal ediyor. Bakın. <laughs> yani anlatmak istediğimi anlayın lütfen. Bu 96 saat mevzu nereden geliyor? konuşuyoruz yayınlarımızda. Bazı arkadaşlarımız da bunu zaman zaman dillendiriliyor. Hani Türkiye 96 saat içinde işgal edilecek başlığı atılıyor. Bu başlığın alt başlığı böyle. Açıklama kısmı böyle arkadaşlar. Devam ediyor yazıp. Geldiğimiz noktada Yunanistan özellikle ABD ve diğer batılı güçlerden aldığı destekle Türkiye'yi siyasi ve askeri olarak tehdit etmeye şemsiyesi altına girdiği odakların Türkiye'yi işgal edeceğini belirten açıklamalarda bulunuyor. Bunun en yakın örneği ise Pentapostagma'nın 19 Haziran 2022 tarihli haberi. Haber içerisinde 2002 yılındaki tatbikat senaryosundaki ifadeler birebir kullanılarak Türkiye'nin ABD tarafından 96 saat içerisinde işgal edileceği net bir şekilde ifade ediliyor. Yunanistan'ın son 200 senedir Türk milletine yönelik her saldırganlıkta vekil güç olarak büyük güçler tarafından kullanıldığı gerçeği düşünüldüğünde Türkiye'ye yönelik uluslararası planların yine Yunanistan'ın üzerinden devreye sokulacağı Yunan medyası tarafından ikrar ediliyor. Millennium Challenge 2022 tatbikatı da Cihat Yaycı'nın deyimiyle büyük güçlerin hedef değil Yöntem değiştirdiği gerçekliğini günümüzdeki olaylara da baktığımızda net bir şekilde önümüze koyuyor diyor değerli dostlar. Bilmem anlatabildim mi kıymetli dostlar? Yayının başında ifade ettiğim mevzunun e, derinlemesine detayı böyleydi arkadaşlar.